Burada y eşittir fx'in grafiğini görüyorsunuz. Grafiği 0 ve pozitif bir değer aralığında çizdim. Şimdi de fonksiyonun minimum ve maksimum değerleri ve bu değerlerin hangi noktalarda gerçekleştiğini incelemek istiyorum. Mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini daha önce de görmüştük. Grafiğe baktığınızda bu noktaları kolaylıkla bulabilirsiniz. Mesela maksimum noktası x eşittir 0 noktasında. Tam bu noktada bu aralık için fonksiyon mutlak maksimum değerini alıyor mutlak minimum noktası da burası. Fonksiyonun diğer ucunda. Buna a, buna da b dersek, mutlak minimum, fb, fb'de, mutlak maksimum ise fa'da gerçekleşir diyebiliriz. a'nın sıfıra eşit olduğunu da söyleyelim. Evet, bunları bulduk. Çok güzel. Şimdi grafiğe bir daha bakmanızı istiyorum. Grafiğe bir daha bakın. Bu noktalar dışında dikkat çeken başka noktalar göreceksiniz. Mesela bu nokta, Evet, fonksiyon burada en büyük değerini almıyor ama etrafındaki diğer noktalara göre fonksiyonun değeri bu noktada daha büyük. Dikkat edin, etrafındaki yani yanındaki diğer noktalardan bahsediyorum, fonksiyonun genelinden değil. Kısacası yerel olarak bu noktada fonksiyon yerel bir maksimum değer alıyor diyebiliriz. İşte bu yüzden bu noktaya isterseniz x koordinatını c diyelim. Bu durumda y koordinatı da fc olur. Evet, bu değere yani fc'ye yerel maksimum deriz. Yerel maksimum. Yerel dememizin sebebi ise, bakın fonksiyon bu değerden daha büyük değerler alıyor. Ama x değerleri c'ye yakın noktalar içinde fonksiyonun en büyük değeri fc. Aynı şekilde düşünürsek, gelin buna da d diyelim. fd, yerel minimum değeri olur. Tekrar edelim, fonksiyonun grafiğini gördüğünüz bu aralıkta fd'den daha düşük değerler var. Örneğin x, b'ye eşitken fonksiyonun mutlak minimum değerini aldığını söylemiştik. Ama x değerleri d'ye yakın noktalar arasında fonksiyonun en küçük değeri fd. Evet, grafiğe bakarak yerel minimum ve yerel maksimum noktalarını ve değerlerini belirlemek çok kolay. Etrafındaki noktalara göre fonksiyonun değerinin daha büyük olduğu değere, yerel maksimum, daha küçük olduğu değere ise yerel minimum değeri deniyor. Çok güzel. Peki bu değerleri matematiksel olarak nasıl ifade edebiliriz? Yani bu değerlerin matematiksel tanımları nedir? Şimdi az önce söylediğim her şeyi matematiksel olarak ifade edeceğim. x'in c'ye yakın tüm değerleri için, c eksi h ve c artı h açık aralığında yer alan tüm x değerleri için h'ın sıfırdan büyük olması gerektiğini de ekleyelim. Eğer fc büyük eşittir fx ise, fc fonksiyonun yerel maksimum değeridir. Peki bu doğru mu? Gelin kontrol edelim. Burada açık bir aralık oluşturalım. Açık aralığı oluşturmanın birçok yolu var. Yani bu koşulu sağlayan herhangi birini oluşturabilirsiniz. Mesela bu, buradaki değer c artı h, bu da c eksi h. Ve bu aralıkta fonksiyon en büyük değerini fc'de alıyor. Şimdi aynı şeyi yerel minimum için yapacağız. Ama önce bunu sizin denemenizi istiyorum. Burada videoyu durdurun ve aynı şeyi, aynı burada yaptığımız şeyi yerel minimum için yazın. f'de yerel minimum olduğu için d-h ve d artı h açık aralığında yer alan tüm x değerleri için h sıfırdan büyük olmalı, unutmayın. Eğer f'de küçük eşittir f fx ise, f'de fonksiyonun yerel minimum değeridir. Hadi d'nin etrafında da açık bir aralık oluşturalım. Bu d artı h, bu da d eksi h. Ve bu aralıkta f de fonksiyonun aldığı diğer tüm değerlerden küçük. İşte bu noktanın yerel minimum noktası olmasının sebebi. Günlük hayatta ise, yani bu teknik şekli kullanmadığınızda, c noktasında fonksiyon, c'nin etrafındaki x değerleri için en büyük değeri aldığından yerel maksimum oluyor ve d noktasında da fonksiyon d'nin etrafındaki x değerleri için en küçük değeri aldığından yerel minimum oluyor. Hepsi bu.